Merhaba sevgili öğrenciler. Yüzdeler konumuzun 3. videosundayız. Problem 2'de kalmıştık. Bakalım hep birlikte. Bir vazoda 40 beyaz, 32 sarı lale vardır. Buna göre sorunun A kısmında vazodaki beyaz lalelerin sayısı sarı lalelerin sayısının yüzde kaçıdır sorulmuş. Şimdi birinci yolda orantı kurarak çözdüm ben. Orantı kurarak nasıl çözüyorum? Soruda önce verilen sayıyı, bakın beyaz lalelerin sayısı daha önce verilmiş. Beyaz lalelerin sayısını paya, diğer sayıyı paydaya yazıyorsunuz. Yani 40 bölü 32 oluyor. Sorunun sonunda da yüzde kaçıdır denildiği için, aradığım x olduğu için benim yüzde x diyorum. Her zaman aradığıma x diyordum. Şimdi bakın iki oranı yazdım. Birbirine eşitleyip orantımı kurmuş oldum. Peki orantıları biz nasıl çözüyorduk? İçler dışlar çarpımıyla. Yani çaprazındaki ile çarpıyorduk. Çarptıklarımızı birbirine eşitliyorduk. Bakın ben 100 çarpı 40'dan başlamışım. Bunu 40 çarpı 100 olarak da yazabilirsiniz. Çarpmanın yer değiştirme özelliğini kullanarak. Ya da hocam siz 100 çarpı 40'dan başlamışsınız. 32 çarpı x'e eşitlemişsiniz. 32 çarpı x'ten ya da x çarpı 32'den de başlayıp öne yazabilir miyiz? Evet, başlayabilirsiniz. Sonuçta 100 çarpı 40 32 çarpı x'e eşitse 32 çarpı x'e 100 çarpı 40'a eşit olacaktır. Şimdi bütün denklem çözümlerimle amacım x'i yalnız bırakmaktı. Ben burada x'i yalnız bırakmak için 32 karşı tarafta ne ile sadeleşir diye düşünüyorum. Çünkü her zaman sadeleştireceğim sayı eşitliğin diğer tarafında olmak zorundaydı. 32 ile, yani 32'nin yanında burada bir sayı olsaydı, o sayı ile 32 çarpım durumunda olduğu için sadeleştiremezsiniz. Sadeleştireceğiniz sayılar bölüm durumunda olmak zorunda. Yani ya paydasında olacak ya da eşitliğin diğer tarafında olacak. Şimdi 100 ve 40'a bakıyorum. 32 100 ve 40'ı tam bölmüyor. O halde illa tam bölmek zorunda değil, en büyük ortak bölen de kullanabiliriz. 40 ve 32'nin en büyük ortak böleni 8'dir. 8'e bölersem 40 ve 32'yi, 40'ın içine 8 5 defa, 32'nin içine 8 4 defa. Bakın x hala yalnız değil. Yanındaki 4'ten kurtarmak için de karşı tarafta 5 ile sadeleştiremeyeceğime göre 40 artık 5 olmuştu. Ne ile sadeleştirmişim? 100 ile. 100'ün içinde 4, 25 defa. Bakın artık x yalnız kaldı. 25 çarpı 5 nedir? 125. 5'in küpüydü o da. Onu da hatırlamış olalım. İkinci yola bakıyorum. Paydayı 100 yapmak. Şimdi hocam nasıl kuracağız? Peki kesrimizi, oranımızı nasıl yazacağız? Yine aynı mantıkla beyaz lalelerin sayısı önce verildiği için paya beyaz lalelerin sayısını, payda ise sarı lalelerin sayısını yazıyorum. Yine 40 bölü 32. Bunun paydasını 100 yapmaya çalışacağım. Hocam 32 bir şeyle çarpınca 100 olmuyor ki. O zaman çocuklar ne yapıyorum? Önce sadeleştirme, sonra genişletme uyguluyorum. Yani tek seferdeki sadeleştirme ya da tek seferdeki genişletme ile payda tek seferde 100 olacak diye bir şey yok. Önce sadeleştirme, sonra genişletme uygulayarak bakın paydayı 100 yapmışım. En büyük ortak böleni neydi? 40 ve 32'nin 8. Her iki tarafı 8'e böldüğüm zaman payı ve paydayı, yani kesri 8'e sadeleştirdiğim zaman kesrim 5 bölü 4 oluyor. Artık paydası 4. Paydayı 100 yapmak için 4'ü neyle çarparsam 100 olur? 25'e. O halde paydayı 100 yapmak için paydayı 25'e çarpıyorsanız payı da 25'e çarpmak zorundasınız. Çünkü bir kesrin paydasına ne işlem yapılıyorsa payına da aynı işlem yapılmak zorundadır. Ya da payına bir işlem yaptıysanız paydasına da aynı işlem yapılmak zorundadır. Yoksa kesrin değeri değişir. Şimdi kesri 5 bölü 4 kesrini 25'e genişlettiğim zaman 125 bölü 100 oldu. Paydadan okursam %125. Ben yüzde kaçını arıyordum? Cevabım ne? 125. Geldim 3. yola bakalım. 3. yolda demişim ki bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak yazma kazanımına benziyor bu soru. Bakın ne diyor? Beyaz lalelerin sayısı sarı lalelerin sayısının yüzde kaçıdır? Çokluk yerine sayı yazın. Çokluk sayı demekti. Soru neye dönüyor? Bir sayıyı başka bir sayının yüzdesi olarak yazma kazanımı. Bu kazanımda soruları nasıl çözüyordum? Sayıları birbirine bölüp 100 ile çarpıyordum. Hocam sayıları birbirine böleceğiz ama hangi sayıyı
birbirine böleceğiz. 40'ı mı 32'ye, 32'yi mi 40'a böleceğiz? Yine aynı mantıkla soruda önce verilen beyaz lalelerin sayısı olduğu için paya beyaz lalelerin sayısı, pay diye ise sarı lalelerin sayısını yazıyorum. Yine 40 ve 32'yi birbirine böldükten sonra 100 ile bu kesri çarpmayı unutmuyorum. Şimdi burada ne yapacağım? 100 burada çocuklar. 100 bir doğal sayı ya da bir tam sayı olarak düşünürsem, bunu da bir kesir, bir rasyonel sayı olarak düşünürsem, bu işlemleri nasıl yapıyordum? Yani rasyonel sayıyla tam sayıyı nasıl çarpıyordum? Tam sayım payla kesrimizin ya da rasyonel sayımızın payıyla çarpım durumundaydı, paydasıyla bölüm durumundaydı. O halde paydasıyla bölüm durumundaysa yine ben paydayla bu sayıyı sadeleştirebilirim. Önce 40 ve 32 kesrinin en sade halini yazmışım. En büyük ortak bölenleri 8 olduğu için en sade hali 5 bölü 4'tür. Ne dedim az önce? Paydayla bu tam sayımızı sadeleştirebiliriz. Ya da doğal sayımızı sadeleştirebiliriz. Bölüm durumundadır çünkü paydayla. Peki 100 ve 4'ü birbirine bölersem? 100'ün içinde 4, 25 defa 100'ün içinde olduğu için yukarıda kalacaktır. Yukarıda ne var? 25 ve 5 var sadece. Payda da hiçbir şey kalmadı. Peki yan yana olan sayılar çarpım durumundaydı. Yani tam sayımızla rasyonel sayımızın payı çarpım durumunda. Çarpıyorum. 25 çarpı 5, 125. 3 yolda da cevabım 125 çıktı. Şimdi sorunun B kısmına bakalım. Vazodaki sarı lalelerin sayısı beyaz lalelerin sayısının yüzde kaçıdır sorulmuş. Çocuklar bu sefer önce verilen sayına bakın, dikkat edin. Sarı lalelerin sayısı önce verilmiş. O halde kesrimde önce neyi yazacağım paya? Sarı lalelerin sayısını. Paydaya ise beyaz lalelerin sayısını yazacağım bu sefer. Burada çocuklar sadece B kısmında ikinci yolu kullandım. Birinci yolu ve üçüncü yolu siz evde deneyebilirsiniz. Bakın 32 bölü 40'ın paydasını 100 yapma yolunu kullanıyorum. İkinci yolu A kısmında yaptığım ikinci yolu kullanıyorum. Hocam 40'ı bir şeyle genişletince, 40'ı bir şeyle çarpıp bu kesri bir sayıyla genişletince 100 olmuyor. Evet, 100 olmuyor tek seferde. O halde önce sadeleştirme, sonra genişletme uyguluyorum. Yine en büyük ortak bölenlerini kullanmışım. Bakın 8'e bölüp her iki tarafı en sade halini bulmuşum. 4 bölü 5. Sonra 5'i 100 yapmak için amacım paydayı 100 yapmaktı. 20 ile çarpıyorum. Peki paydayı 20 ile çarpıyorsam payı da 20 ile çarpmak zorundayım demiştim. Ne oldu o halde kesrim? 80 bölü 100 oldu. Pay kısmından okursanız 80 bölü 100. Eğer paydadan okursanız %80. Benim aradığım neydi? Soruda yüzde kaçını arıyordum. Yüzde kaçıdır? %80'dir. Cevabımız ne? 80.